iyi ve böyle müjdeli haber olduğu zaman üst düzeydeki makamlar açıklıyor. Pek müjdeli bir haber olmadığı zaman da sosyal medya üzerinden açıklanıyor. Bu haber de sosyal medya üzerinden geldi. Ben de rakamları anlamlandırmakta zorlanıyorum. Yani şöyle düşünelim, nihayetinde bir önceki sene sizin çeşitli maliyetleriniz vardı. O maliyetler çerçevesinde üretiminizi yaptınız ve bir fiyatla karşı karşıya kaldınız. Ama malumunuz resmi rakamların çok üstünde enflasyonla karşı karşıyayız. Aradan bir sene geçmiş durumda her tür maliyet arttı. En temel maliyetler olan enerji maliyetleri, akaryakıt maliyetleri, işçilik maliyetleri, gübresi, kimyasalı, tohumu, bunların her biri en az enflasyon oranı kadar arttı. Ama açıklanan fiyat dediğiniz gibi %12'lerde buğday için, arpada daha da düşük bir artış söz konusu. Yani bunu bir ekonomik faaliyet, enflasyonist ortamda yapılan ekonomik faaliyet ve karşılığı olarak anlamlandırmak mantık çerçevesinde değil. Ben de sabahtan beri işte takip ettiğim hesaplar, takip etmediklerim, herkesin görüşlerini okuyorum ve kimse zaten bir mantık çerçevesine oturtamıyor. Söylenen devlet herhalde almak istemiyor. Yani burada TMO'nun açıkladığı rakamlar bunlar. Devlet üzerinden bu alımlar gerçekleşmesin. Çiftçi özel sektörle karşı karşıya kalsın ve özel sektörle olan işte ilişkisi çerçevesinde hangi rakamlar telaffuz edilecek, neler alınacak, o olsun şeklinde yorumlar okudum. Birkaç kritik nokta var burada. Biz daha önceki programlarda da buna vurgu yapmıştık. Yani küresel olarak aslında buğday üretimi ve fiyatlar ağırlıkla Rusya tarafından belirleniyor. Sebebi en büyük üretici ve en büyük ihracatçı onlar. Ve bu seneki verimleri çok arzu edilir seviyede değil. Özellikle 2024'ün başından beri yaşanan olumsuz iklim gelişmeleri çerçevesinde bu Rusya'nın üretiminin düşmesi bekleniyor. Türkiye özelinde de biz evet çok büyük bir buğday üreticisiyiz. Arazimizin yarısında tahıl ekiliyor. Bu arazinin yarısında da buğday ekiliyor. Yani %25 ekilebilir arazinin yaklaşık %25'inde biz buğday ekiyoruz. Bunun yanına işte arpayı vesaire diğer ürünleri, tarla bitkilerini de eklediğin zaman çok ciddi miktarda bir üretim var. Ama bizim verimimiz düşük. Verim düşük olması da sizin az önce söylediğiniz gibi sulamayla değil, bunu yağmur suyuyla yetiştirdiğiniz için ve bütün bu iklim hareketleri ve özellikle son dönemlerde yaşanan kuraklık vesaire bunların hepsi baskı oluşturuyor. Şimdi bu kadar hassas bir üründen vurgu yaptınız. Yani biz keşke dediğiniz gibi daha protein ağırlıklı beslenebilsek, ama özellikle satın alma gücü düşük olan tipik Türk ailesinin kalori ihtiyacı ağırlıkla tahıllardan kaynaklanıyor. Yani işte makarna yiyorlar, bulgur yiyorlar vesaire. Kaçınılmaz olarak ekmek yiyorlar. Çok yüksek miktarda, yani sokakta da görüyorsunuz. Torbasında 4-5 tane ekmek almış insanlar var. Ya da ekmek kuyrukları hep fırınların, işte halk ekmeğin vesaire önünde görülüyor. Yani Türkiye için çok ciddi bir tüketim ürünü. Ama bu açıklanan rakamlar, dediğim gibi, yani bütün bu gelişmeler çerçevesinde de bir mantığa oturtmak ben zor olarak görüyorum. Yani başka bir yerde olsa çiftçilerin kuvvetli itirazı olurdu. Bakalım önümüzdeki bir iki gün içinde neler yaşayacağız. Yani bir fatura çıkacaksa çıkabilir tabii, ama bu fatura, ben hep bütün programlarda vurgu yapıyorum. Yani geçmiş döneme kadar hiçbir zaman sandığa yansımıyordu. Yani politika yapıcının disipline edilmesi nasıl olur? Siz seçime gidildiğiniz zaman oy davranışınızla politikacıları yönlendirirsiniz ya da disipline edersiniz ve bugüne kadar o tarafta herhangi bir baskı olduğunu ben düşünmüyorum. O sebeple de çok uzun süredir, yani sadece bu son 20-22 senedir değil, çok uzun süredir uygulanan politikalarda hiçbir zaman tarımsal üretimin ya da çiftçinin bir baskısı olduğunu ben düşünmüyordum. Son seçimle birlikte burada biraz bir değişiklik olduğunu gördük. Ne kadarı emeklilerden, ne kadarı çiftçilerden geldi, bunu bilmek elbette net olarak mümkün değil, ama burada bir baskı oluşturulması lazım. Yani nasıl sanayici istediğini alıyorsa, nasıl işte turizmci, eğitimci vesaire, bunların hepsi imalatçı, alabildiği kadar baskı oluşturup bunu alıyorsa, burada tarım kesiminin de benzer bir baskı, yani lobi faaliyetiyle olur bu, veyahut da işte ne bileyim yereldeki milletvekillerine baskı yaparak olur.
Yani hakkını araması lazım ve talep etmesi lazım. Şimdi dediğiniz gibi burada çok farklı dinamikler söz konusu. Yani bir tarafta küresel üretim, diğer tarafta TMO'nun davranışı, özel sektör. Hani biz biraz tüketim üzerinden şu ana kadar bahsettik ama aynı zamanda Türkiye çok büyük bir un ihracatçısı. Yani bizim sadece iç piyasada ürettiğimiz buğday yeterli olmuyor. Buğdayı ithal ediyoruz, burada işliyoruz ve ondan sonra ihraç ediyoruz. Dünyanın da en büyük un ihracatçılarından bir tanesiyiz. Oralarda da karmaşık dengeler ve karmaşık dinamikler var. Yani bunu katma değersiz bir şekilde yapıyoruz. Yani tablo çok karışık. Ama bütün bu karışıklık içerisinde hani ya niye böyle bir fiyatla karşı karşıyayız? Dediğim gibi yani onu açıklamakta ben de zorlanıyorum. Yani bunların konuştuğumuz bütün faktörlerin her birinin farklı şekillerde ben etkileri olduğunu düşünüyorum. Ama işte toplasanız da çıkarsanız da çarpsanız da bölseniz de hiçbir şekilde bu enflasyonist ortamda bu yüksek maliyetlerle %12'lik bir artışı buğdayda daha düşük bir artışı arpada açıklamak zor diye düşünüyorum. Ben uluslararası raporlara baktığım zaman da onlar Rusya tarafında bir olumsuzluk yaşandığını ama öyle çok hani şiddetli bir değişim beklenmediğini söylüyor. Çünkü geçmişte bunun örnekleri yaşandı. Özellikle 2007-8 civarında işte küresel olarak çok büyük yangınlar oldu, kuraklıklar yaşandı. Bunlar emtia fiyatlarını kuvvetli olarak etkiledi. Bu seneki olumsuzluklar o şiddette ve o seviyede değil. Yani çok çok ciddi bir arz tarafında fark olacağını düşünmüyorum. Türkiye özelinde ve ekmek özelinde sorduğunuz zaman da tamam bir tarafta fiyatlar ve üretim var. Ama diğer tarafta da birkaç kere söylediğim gibi Türkiye'deki maliyetler de daha farklı. Yani enflasyonist bir ortamda bu fiyatla karşı karşıya kaldığınız zaman ya nasılsa buğday fiyatı düşük, bu ekmek fiyatına yansımayacaktır. Doğru, belki hadi girdi tarafında ama diğer girdiler de var. Yani nihayetinde enerji girdiniz var değil mi? Yani her şeyi unutun, işçilik maliyetleri çok yüksek durumda. İşte diğer lojistiğiydi, şu suydu, bu suydu, bütün bunlar eklendiği takdirde buğday fiyatının değişmemiş olmasına rağmen diğer maliyetlerin baskı unsuru olacağını düşünüyorum ama ekmek de çok kritik bir ürün. Yani baştan beri aynı şeyi vurguluyorum. Yani orada politika yapıcılar geçmişte doğrudan ya da dolaylı olarak ekmek fiyatları üzerinde bir baskı oluşturmuşlardı. Yani bütün bu dinamiklerden hangileri ağırlık kazanacak onu beklemek lazım. İşte ne bileyim burada çeşitli çözümler oluyordu. Gramaj değişiyordu. İçindeki işte muhteviyat değişiyordu vesaire. Yani doğrudan fiyat üzerinden değişiklik yapmadığınız noktada da işte dediğim gibi böyle hani gramajı değiştirerek, ürünün içeriğini değiştirerek vesaire o şekilde çözümlere gidilebiliyor. Bu Nadas'a bırakılan işte üst üste ekilmeyen arazilere devletin el koyacağı ve başkalarına kiralanacağı yönünde haberler çıkmıştı. Bununla bağlantılı olarak soruyorum. Bu gerçekleştirilebilir bir uygulama mı? Eğer bu uygulama hayata geçirecekse bu buğday fiyatlarıyla bağlantısı olabilir. Nasıl? Bunu çok yani bu dönem dönem bunun benzeri haberler çıkıyor ama ben bunun fiili olarak çok hayata geçirilebilir bir uygulama olacağını düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü yine geçtiğimiz sene çiftçilere hangi bölgede ne ürün ekilmesi gerektiği dikte edilecek ve o bölge için hedeflenen ürünleri çiftçinin ekmesi beklenecek kendisinden dendiği zaman işte çiftçiler isyan ettiler. Yani sen nasıl benim ekonomik olarak daha karlı olduğum ürünü bana ektirmezsin de senin zorladığın ürünü benden ekmemi beklersin. Ekmem, cezası neyse öderim vesaire gibi kuvvetli olumsuz yorumlar oldu. Yani onları da düşündüğüm zaman ben devletin ya sen bunu ekmedin, burası işte bizim, madem sen ekmiyorsun ben bunu başkasına kullandırtırım, ektiririm. Yani en temelinden hukuki olarak burada sorunlar çıkacağını düşünüyorum. Bir, ikincisi bütün bu arazilerin böyle mikro ölçekte kim neyi ekti, ne yapıyor, ne ediyor, bunların takibinin de önceliklerin bulunduğu bir dünyada çok fazla gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Yani Türkiye malumunuz aşırı dinamik bir ülke. Günden güne hep sürprizlere uyanıyoruz, hep sürprizleri ve krizleri yönetmeye çalışıyoruz. Böyle bir ortamda bu kadar mikro odaklı olarak
politikalar üretilir ve bunlar hayata geçirilir. Bana çok mantıklı bir uygulama olur gibi gelmiyor. Ziya, şimdi diyebilirsiniz ki buğday ve arpada çok cüzi bir artış açıklandı. Şimdi çiftçi ne yapacak? Orada gidip başka bir şey mi eksin? Geçmiş dönemlerde buna benzer olaylar oldu. Mesela bazı dönemler mısırın fiyatı çok yükseldi. Dolayısıyla çiftçiler farklı ürünlerden mısıra geçtiler. Ama bu böyle bir iki sene sürdü. Ondan sonra mısır fiyatları normalize olunca tekrar diğer ürünlere geçtiler. Bu hızlı geçiş tarım sektöründe çok söz konusu değil. Yani hani sizin 4-5 tane makine hattınız vardır. Her birinde bir şey üretirken ben hattı değiştireyim, birinde başka bir şeye geçeyim, öbüründe daha farklı bir ürüne geçeyim. Tarlada da aynısını yapayım. Bu çok sağlıklı bir uygulama değil. Yani çiftçi beklentileriyle çok fazla uyuşmuyor. Çiftçi tecrübesiyle de çok fazla uyuşmuyor. Yani çiftçinin hareket alanı çok geniş değil. Dar bir alanda hareket ettiği için zaten 2-3 tane çok temel ekebileceği ürünler var. Buğday alışkanlığı, buğday tecrübesi varsa belki şöyle de, yani tabii mantığını bu işin kavramak da çok kolay değil. Ya bu sene böyle oldu ama seneye muhtemelen beklediğim artış yaşanır gibi bir beklenti içine de girebilir. Ya da diyebilir ki belki bu sene kötü yıldı, önümüzdeki yıl daha pozitif gelişecek her şey. Yani bunların hesaplarını yapmak çok kolay değil. O sebeple seneler içerisinde ürünler arasında geçiş olmuş mu olmamış mı diye baktığınız zaman böyle radikal rakamların, radikal dönüşümlerin olduğunu görmüyorsunuz. Yani oynamalar olabiliyor ama çok ciddi boyutlarda geçişler olmuyor. Bunun dışında eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Öngörünüz nedir? Bundan sonra neler yaşanabilir? Vallahi şöyle, siz bir noktada ona vurgu yaptınız. Yani plan program çerçevesinde mi ilerliyor? Yani hani denebilir ki ya böyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Bugün bu rakamlar açıklandı. Kamunun aklında bir plan program var ve onun çerçevesinde ilerleniyor. Çok kestiremiyorum. Çok şey, dediğim gibi bir mantık çerçevesine oturtmak zor. Bütün gelişmelere vurgu yaptık. Bunların içerisinde belki bir iki faktör diğerlerinden daha kuvvetli, ağırlıklı olup da bu sonuçta bizi karşı karşıya bırakmış durumda ama yani ben böyle hani çok somut bir planın programın parçasıymış gibi değerlendirmiyorum bunları.